Hayal edin, bir kapıdan geçiyorsunuz ve anında yüzlerce, hatta milyonlarca ışık yılı uzaklıkta bir noktaya varıyorsunuz. Bilim kurgu filmlerinde sıkça gördüğümüz bu fikir aslında modern teorik fizikte de ciddi bir araştırma konusu. Peki solucan delikleri gerçekten var olabilir mi? Ve daha da önemlisi, bu yapılar ışık hızını aşan yolculuklar için kullanılabilir mi? Bugün uzay zamanının en çılgın ihtimallerinden birini keşfetmek üzere yola çıkıyoruz. Fizikçi Chris McGinty'nin geliştirdiği omega fraktal denklemi mikro ölçekte stabil solucan deliklerinin varlığını öngören yeni bir modeli temsil ediyor. Bu teori klasik fizik, kuantum mekaniği ve fraktal geometriyi birleştirerek mikroskopik ölçekte kalıcı solucan delikleri oluşturmanın mümkün olup olmadığını araştırıyor. Eğer ışıktan hızlı iletişim, yıldızlar arası yolculuk ve paralel evrenler arası geçitler ilginizi çekiyorsa sıkı durun. Evrenin derinliklerine uzanan bu keşif yolculuğunda bilim ve felsefenin sınırlarını zorlayacağız. Solucan delikleri Einstein-Rosen köprüleri olarak da bilinir ve genel görelilik denklemlerinden türetilmiş hipotetik uzay-zaman tünelleridir. Eğer bu yapılar gerçekten var olsaydı, bir ucundan girip diğer ucundan çıkmak evrenin farklı köşelerine ışık hızından hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlayabilirdi. Solucan deliklerinin varlığı Einstein'ın genel görelilik teorisinden doğar. Bu teori kütle ve enerjinin uzay zamanı bükebileceğini söyler. 1935'te Albert Einstein ve Nathan Rosen uzay zamanının bükülmesiyle birbirleriyle bağlantılı iki bölge oluşturabileceğini öne sürdüler. Bu yüzden bu yapılara Einstein-Rosen köprüsü de denir. Ancak klasik fizikte bu köprülerin kararsız olduğu ve anında çöktüğü düşünülüyordu. İşte burada McGinty'nin omega fraktal denklemi devreye giriyor. McGinty, klasik geometri yerine fraktal geometriyi kullanarak solucan deliklerini modellemeyi öneriyor. Fraktallar doğada sıkça görülen, kendini tekrar eden ve sonsuz küçük detaylara sahip yapılardır. Örneğin bir ağacın dalları, ana dalın küçük versiyonlarını tekrar tekrar görebilirsiniz. Şimşek çakmalarında büyük bir yıldırım dalgalanırken minik kolları da aynı deseni takip eder. Beyin kıvrımlarına gelecek olursak, kendi içinde sürekli tekrar eden kompleks bir yapı olarak düşünebiliriz. Peki fraktallar solucan delikleri için ne anlama geliyor? McGinty'nin teorisine göre fraktal boyut D, kütle, yük ve spin gibi parametreler solucan deliklerinin kararlılığını belirleyen temel unsurlar olabilir. Fraktallar kendini tekrar eden ölçek bağımsız yapılardır. Bu kavram klasik Öklit geometrisinden farklıdır. Çünkü fraktalların kesirli boyutları vardır. Örneğin bir çığ yarığı büyüdükçe aynı desenleri tekrarlar. Nehrin kolları ne kadar büyürse büyüsün ana nehrin küçük bir versiyonuna benzer. Kara deliklerin manyetik alan çizgileri doğada fraktal bir dağılım gösterebilir. Öklit geometrisinde bir çizgi D eşittir 1, bir yüzey D eşittir 2 ve bir hacim D eşittir 3 boyutlarına sahiptir. Ancak fraktallar kesirli boyutlara sahiptir. Örneğin Koch eğrisi yaklaşık D eşittir 1.26 boyutundadır. McGinty'nin modelinde solucan delikleri klasik bir geometrik yapı yerine fraktal bir yapıya sahiptir. Bu solucan deliklerinin mikro ölçekte kendini tekrar eden karmaşık iç yapılar barındıran tüneller olabileceğini öne sürer. D büyüdükçe solucan deliği daha kararlı hale gelir. D 2.5'tan büyük ise solucan deliğinin iç yüzeyinde kendini tekrar eden fraktal destek yapıları oluşturarak deliğin çökmemesini sağlayabilir. Bu mekanizma kozmik iplikçikler veya kara deliklerin iç yapısı ile ilgili araştırmalarla da ilişkilendirilmektedir. Düşünün ki bir örümcek ağı tek bir iplikten değil, birbirleriyle bağlantılı birçok iplikçikten oluşur. Eğer tek bir iplik kesilirse ağın tamamı yok olmaz. Ancak düz bir çizgi olsaydı kopma anı da tamamen çökerdi. Solucan deliklerinin fraktal iç yapısı da aynı prensibe sahip olabilir. Eğer mikro ölçekte kendini tekrar eden enerji yolları varsa bu yollar solucan deliğini ayakta tutabilir ve onun anında çökmesini engelleyebilir. Solucan deliklerinin klasik genel görelilik çerçevesinde var olabilmesi için egzotik madde gerektirdiği düşünülmektedir. Egzotik madde negatif enerji yoğunluğuna sahip bir madde türüdür ve uzay zamanı yerel olarak genişletmektedir. Ancak kuantum vakum dalgalanmaları mikro ölçekte doğal olarak negatif enerji bölgeleri oluşturabilir. Klasik solucan deliklerinde büyük kütle çekim nedeniyle deliğin çökmesi kaçınılmazdır. Ancak McGinty'nin modeli kütlenin fraktal olarak dağıldığını ve böylece daha dengeli bir yapı oluşturabileceğini öne sürer. Büyük bir kütle solucan deliğinin uzun süre var olmasına yardımcı olabilir. Fraktal bir yapıda ise kütle dağılımı enerjiyi homojen değil dengeli bir şekilde yayarak deliğin stabilitesini arttırmaktadır. Düz bir bina depreme karşı daha kırılgandır. Ancak fraktal bir yapıdaki bina iç desteklerin kendini tekrar eden desenler oluşturması nedeniyle daha dayanıklı olmaktadır. Aynı prensip solucan deliklerinin enerji dağılımı için de geçerli olmaktadır.
kitlenin belirli bir düzen içinde yayılması solucan deliğini ani çöküşten korumaktadır. Genel görlükte dönen, spinli ve yüklü kara delikler için Kern-Niemann çözümleri bulunur. Bu çözümler dönen bir kütlenin uzay zamanı eğerek stabil bir yapı oluşturabileceğini söyler. Elektrik yükü solucan deliğinin iç basıncını dengelemektedir ve çökmeyi geciktirebilir. Spin ise uzay zamanı bükerek deliğin daha uzun süre açık kalmasına yardımcı olabilir. Dönen kara delikler olası solucan deliği adaylarıdır. Eğer bir solucan deliği benzer bir şekilde dönebilir ve elektrik yükü taşıyabilirse onun da kararlılığını artırabileceğimiz düşünülmektedir. Bir kasırganın gözü iç basıncın dengelenmesiyle stabil hale gelir. Eğer bir solucan deliği de benzer bir mekanizma ile dönerse iç enerjisini daha dengeli bir şekilde dağıtabilir ve uzun süre var olabilir. Solucan deliklerinin var olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Ancak fraktal yapıların mikro ölçekte solucan deliklerini daha kararlı hale getirebileceği teorik olarak öne sürülebilir. Doğru kütle dağılımı ve negatif enerji bölgeleri solucan deliklerinin kararlılığını arttırabilir. Spin ve yük gibi faktörler de solucan deliklerinin varlığını uzatabilir ve çökmelerini engelleyebilir. Gelecekte kuantum yerçekimi ve yüksek enerjili fizik deneyleri bu fikirleri test edebilir. Eğer fraktal solucan delikleri stabil bir şekilde var olabilirse şu senaryolar mümkün olmaktadır. Anında iletişim sayesinde gezegenler arası mesaj göndermek ışık hızına bağımlı olmaz. Yıldızlar arası ulaşımda uzak gezegenlere ışık yılı süren yolculuklar yerine anında ulaşım sağlanabilir. Kuantum ve kozmoloji devrimine değinecek olursak bu model doğrulanırsa evrenin temel yapısını yeniden düşünmemiz gerekmektedir. Ancak burada büyük sorular hala cevapsız. Öncelikle enerji problemine değinelim. Solucan deliklerini açık tutmak için negatif enerji veya egzotik madde gerektiğini söylemiştik. Ancak kuantum vakum dalgalanmaları ve Casimir etkisi bu enerjinin bazı koşullarda ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Kararlılık sorununda ise mikro solucan delikleri ne kadar süre kararlı kalabilir sorusu kafaları kurcalamaktadır. Eğer saniyenin trilyonda biri kadar bir sürede çöküyorsa bu teknolojik olarak kullanışlı halde olmayabilir. Henüz doğrudan gözlemlenmemesine rağmen kuantum dolanıklık, zamanda gecikmesi korelasyonlar gibi gözlemler mikro düzeyde geçitlerin varlığına işaret etmektedir. Solucan delikleri bugün hala teorik bir fikir olsa da bilimde pek çok devrim niteliğindeki keşif önce matematiksel bir teori olarak ortaya çıkmıştır. Kara delikler bir zamanlar sadece kağıt üzerinde vardı. Şimdi onları gözlemleyebiliyoruz. Yerçekimsel dalgalar Einstein tarafından öngörüldü. Ancak 2015'te LIGO tarafından kanıtlandı. Peki ya solucan delikleri gelecekte bu konsepti doğrulamak mümkün olabilir mi? Eğer fraktal solucan delikleri gerçekten var olabilir ve stabil hale getirilebilirse evreni keşfetme şeklimiz sonsuza dek değişebilir. Peki sizce bu mümkün mü? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.